Sevgili yarışseverler, hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 9 Temmuz 2020 günlerden Perşembe. Saatlerimiz 11.03'ü gösteriyor. Ben yeni günde bütün arkadaşlarıma her zaman olduğu gibi ailesiyle, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün dilerim. Yeni günde arkadaşlar her şey gönlünüzce olsun. Umarım yeni günde şanslı kalemleri hep birlikte buluruz. Umarım emeklerimizin karşılığını alırız. Bugün biliyorsunuz gündüz programı Ankara'da koşulacak 10 koşuluk programla başlıyordu. Burada sırasıyla 1. ve 2. altılı ganyan analizlerimiz oldu. Sıra geldi İzmir at yarışları analizimize. İzmir'de de 9 koşuluk bir program var. Öncelikli olarak 1. at yarışı analizlerimizi vereceğiz. Akabinde de İzmir 2. at yarışı analizlerimiz olacak. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımdan duyarlı olmalarını istiyorum. Arkadaşlar, bir paralı WhatsApp grubu açmadım, paralı site açmadım. Sizlerle birlikte buradan emek de veriyorum. Tabii ki kazanç da elde etmek istiyorum ama şu andaki gelirle hiç kimse bu işi yapmaz. İnatla, ısrarla yapmaya çalışıyorum. Ama ne kadar dayanacağımı bilmiyorum. Ben birey olarak hepinize bir şeyler, bir görev düştüğünü düşünüyorum arkadaşlar. Emeklerimin karşılığında bunu sizden istiyorum. At yarışı oynayan bir arkadaşınız varsa kanalımızı önerin. Videolarımızı izletin. Gerekirse abone yapın. Ama kanalımızın gerek izlenmesi, gerek abone sayısı artması lazım. Özellikle abone değilseniz arkadaşlar dinleyip geçmeyin. Videonun sağ altında bulunan kırmızı butona, abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olun. Aynı zamanda abone ol butonunun sağ tarafında bulunan çan işaretine tıklarsanız video yüklediğim zaman bildirimleri alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, analizlerime geçeceğim. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımdan, yine Turgay arkadaşımın YouTube kanalı var. Müzisyen arkadaşım, çok sevdiğim, değer verdiğim, sanatına inandığım bir arkadaşım olduğu için ısrarla sizlerden abone olmanızı istiyorum. Özellikle bugün kanalım 300 olacak diye kendi kendime söz verdim arkadaşlar ama eğer sizler de destek olursanız projen Turgay arkadaşımızın kanalından program sonunda burada çıkacak logoya tıklarsanız arkadaşlar Turgay arkadaşımızın YouTube kanalına geçiş yapabilirsiniz. Orada özellikle dinlemenizi istediğim bir parça var. Canım sevdiğim diye bir parça var. Düet yapıyorlar, doğaçlama yapıyorlar iki kişi. Ben çok beğeniyorum, artık dilime dolandı. Sanki Türkiye'nin en ünlü şarkısı gibi geliyor bana. Sizlerin de izlemesini ve bu konu hakkında ne düşündüğünüzü yine orada dinlediğiniz parçanın altına yazmanızı, yorumlamanızı istiyorum. Ama hepinizden Turgay arkadaşımızın kanalına abone olmasını istiyorum. Gerçekten çok temiz kalpli, çok iyi bir arkadaşım. Ama duyulmaya ihtiyacı var. Bir şeylere ihtiyacı var. Facebook grubunuz varsa Facebook'ta paylaşabilirsiniz. Instagram'da paylaşabilirsiniz. Ama bunu hak ediyor arkadaşlar. Ben her birinizden bu konuda da duyarlı olmanızı, kanalımıza destek olmanızı istiyorum diyerek ben İzmir 1. altılı ganyan analizime geçiyorum. Arkadaşlar, İzmir'de 9 koşuluk program var. 1. altılı ganyan 1. koşuyla başlayacak. 4 ve yukarı yaşlı Arapların 1400 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 4 yarışı altılı ganyan ilk aya. Esasen burada bir safkanı çok tutuyorum arkadaşlar. Özellikle Mehmet Kaya idaresinde son çıktığı 1900 mesafelik yarışta önlere erken düştü. Dikkatimi çekti o yarışta ve ikinci gelmişti o yarışta. 1900 mesafede şartlı 5 yarıştı. Gerçekten güzel rakiplerinin yanında güzel bir ikincilik yaptı. Biraz erken yürüdüğü düşüncesindeyim. Saraybosna'ya geçildi ama İnatla, ısrarla, dişe diş, hınca hınç mücadele verdi. Ve burun farkıyla yarışı kaybetti. O gün için 6.80 ganyanı vardı. Bugün 1400 mesafede ben Mehmet Kaya arkadaşımızın safkanı çok iyi tanıdığını, bu rakiplerini geçeceğini düşünüyorum. Belki sürpriz olacak, belki plase olacak ama 4 numara Beyaz Kule'nin bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Yarışsever arkadaşlarıma birinci şansı isim olarak veriyorum. Ve rakip olarak da ben bir rakip görüyorum. Özellikle son yarışında önleri çok seven bir safkan 8 numaralı Bombacan.
4-5 boy 6 boy kaçabiliyor. Kadir Togaçoğlu arkadaşımızı bindirmişler bugün. Özellikle erken çalışırsa nefes kesmeyen bir safkan, tıkanmayan bir safkan. Ben Kıvanç Can'ın tayı, Yelhan'ın torunu, 8 numaralı Bomba Can'da ben 4 numaralı Beyaz Kule'nin kötü koşması durumunda rakip olarak görüyorum. Burayı iki safkanla değerlendireceğim ve Altılgay'ın ikinci ayağına geçeceğim. Altılgay'ın ikinci ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arapların 1900 mesafe çim pistte koşulacak şartlı 4 yarışı. Burası da dişlere mahsus bir yarış arkadaşlar. Aynı zamanda yamak bir yarışı. Dikkat edilmesi gereken bir yarış esasında. Burada son yarışında sizlere ısrarla birinci safkan verdiğim bir safkan vardı. Hatırlayan arkadaşlarımız mutlak suretle vardır. 9 lira 35 kuruş ganyanla sizlere verdim. Özgün An temsilcisi 2 numaralı Boraltan. Bugün Alican İnci arkadaşım idaresinde koşuyor. Nispeten öbür apranti arkadaşlarımıza göre biraz daha tecrübeli. Bugün son yarışında demiştim potaya burnunu sokabilir demiştim. Öyle oldu. 2 numara Boraltan kazanmasını bildi. Bugün yine benim birinci şanslı safkanım olacak. Yine 6 numaralı Madame Ellie. Grubun kaliteli ismi, özellikle son yarışlarında forma girme yolunda görüldü. Esasen bu safkanın yeri buralar değil, daha yukarılar ama muhtemelen bu safkan arıza yaptı ki sahip değiştirdi. Ama bu grupla rahat rahat başa çıkabilecek nitelikte bir isim. Ben 6 numara Madame Ellie'ydi. Bugün yine apprentice'i Halil Gün idaresinde ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 8 numaralı Pişkin Kız takibimdeki bir isim olup bugün bu safkanda sizlere Ayabakan temsilcisi, bu safkanda sizlere Mustafa Sever idaresinde üçüncü şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 3 numaralı Aman Kaya grubun kaliteli safkanı, özellikle ihmal edilmemesi gereken bir safkan. Ve 7 numaralı Özdoğa deyip burayı da 5 safkanla değerlendiriyorum. Altılgay'ın 3. ana Banko bir isimle geçiyorum arkadaşlar. 2 yaşlı İngilizlerin 1000 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 3 yarışı. Arkadaşlar burada bir safkan var. Gerçekten özellikle seyir zevki aldım. Favoridir, sürprizdir, o beni ilgilendirmiyor. Gerçekten seyir zevki çok yüksek bir safkan. Özellikle birinci geldiği yarışta çok beğenimi kazanan Yonguska'nın temsilcisi Akın Dayım'ın torunu 3 numaralı Siyu Son isimli safkan. Çok beğenimi kazandı. Ben bugün Sinan Özen idaresinde bu rakiplerini rahat geçmesini bekliyorum. Ve yarışsever arkadaşlarıma birinci altının üçüncü ayağında günün Banko ismi olarak değerlendiriyorum. Ve Altılgay'ın dördüncü ayağı 4 yukarı yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe kum pistte koşulacak Handikap 16 yarışta devam edecek. Burada da 3 numaralı Evet burada da 3 numaralı Irmak Prenses benim birinci şanslı safkanım olacak arkadaşlar. Özellikle bugün Mertcan Çelik'i gördüm üzerinde. Kalitesine inandığım bir safkan. Özellikle geçen seneki yarışları gerçekten çok etkili, çok takdire şayan yarışları vardı. Bugün benim birinci şans vereceğim isim olacak. Yine evet arkadaşlar, birinci şanslı isim olacak. Yine burada 9 numaralı Power Off isimli safkan. Beğenimi kazanan bir başka isim. Ben yine bugün Power Short'un tayı 9 numara Power Off'da Adem Aslan idaresinde ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 8 numaralı Bana. Arkadaşlar bu safkanı da ihmal etmeyelim. Özellikle Furkan Yüksel arkadaşımız safkanın düzlük temposunu çok iyi ayarladı son yarışında. Pardon, Hüseyin Şimşek arkadaşımız çok iyi ayarlamıştı. Bu yarışta Furkan Yüksel arkadaşımız biliyor. Dilim sürçtü arkadaşlar. Bugün ben 8 numara Bana'nın bu yarışta yine etkili olacağını düşünüyorum. Üçüncü şanslı isim olarak veriyorum. Yine 2 numaralı You Never Know isimli safkan da bugün mutlak suretle kuponlarda bulunması gereken isimlerden. Arkadaşlar yine burada evet 4 numaralı Castaway. Yine son yarışını, son üçüncülüğünü beğendiğim bir isim. Bugün Mustafa Çiçek idaresinde piste çıkacak. Akın Dayım'ın tayı yine kuponlarda bulunması gereken isimdir. Bu ayak sürprize müsait görünüyor. Yine altıma Hellbent. Özellikle kumda değişik koşabilen bir safkan. Bugün Atakan Can Dağdevre'nin dairesinde
bunlarda bulunması gerekir. Yine 7 numara Freedom Flight'ta benim bu koçta sizlere önereceğim safkanlar arasında. Ve altılı gayanın 5. ayına geçiyorum arkadaşlar. Evet. Altılı gayanın 5. aya 3 yaşlı İngilizlerin 1800 mesafe Çin pistte koşulacak maiden yarışı. Arkadaşlar burada da özellikle ben ilk 2 safkan ya da sürpriz olarak düşünüyorum. 3 malı Bebek Storm. Özellikle ikinci geldiği yarışta son yarışında gerçekten çok eşkalliydi. Yani renk olarak benzemiyordu ama cüsse olarak bu Common Grants'ın cüssesini almış. Renk olarak da dehanın rengini almış. Çok güzel bir safkan. Top bir safkan izlenimi veriyordu. 3 numaralı Backstorm bugün yarışı kazanabilir. Kaliteli safkan izlenimi veriyor. Mustafa Çiçek binmiş çünkü bu safkana. Ben 3 numara Backstorm'u bugün yine alternatif tek olarak da önerebilirim. Bu safkanın kötü koşması durumunda ilk ismim 4 numara Beautiful Dreamer isimli safkan. Bu safkan da eşkalli bir safkan. Yapılı bir safkan. Baba tarafı Kaneko ama anne tarafı kurtarıyor özellikle. Always Classic çimci safkan. Merçentçilik idaresinde 4 numaralı Beautiful Dreamer bugün benim ikinci şanslı ismim olacak. Yine 7 numaralı Tavlu ilk defa koşacak olmasına rağmen düzenli idmanda bir isim. Barış Kurdu İdaresi'nde dikkat edilmesi gereken safkan Sayın Gülnur Gülgülerce'ye ait biliyorsunuz bu isim. Bu safkan bugün dikkat edilmesi gereken isimdir. Yine 13 numaralı Take My Heart isimli safkan. Ekürü safkanlardan 13 numara Take My Heart'ı da ben bugün Ahmet Oluk İdaresi'nde yine 4. şans isim olarak öneriyorum. Aynı zamanda bu safkan 6 numara Speed Demon isimli safkanla da ekürü olarak piste çıkacak. Ve altıganın son ayağına geçiyorum. 4 yaşlı Arapların 2000 mesafe Çin piste koşulacak Handicap 15 yarışı 1. altının kapanış koşusu olacak. Burada da yine esasen kazanmasını beklediğim bir isim var. Arka arkaya yarışlarını biliyorsunuz bu safkanla kazandı. Gerçekten ilginç oldu. 1 numaralı Selim abi arkadaşlar. Hayatının ilk yarışını Selim abiyle kazandı. 2. yarışını Selim abiyle kazandı. 3. yarışını da Kapıdağ isimli safkanla kazandı ama her geldiğinde sürpriz yaptı. Arkadaşlar özellikle son 2 yarışında 71 lira 36 lira 30 kuruş ganyanlarla sürpriz yaptı. Ama çok başarılı biniyor. Çok güzel biniyor. 36 yarıştan 3 yarış kazandı. Oktay Kızıltaş arkadaşımız. Ben bugün bir numara Selim abinin yine bu gruptan bir adımda önde olduğunu düşünüyorum. Yine 5 numaralı Kayalarlı. Kumda güzel performans sergiledi. Ben bugün özellikle Mertcan Çelik arkadaşımızla Çim'de de bu safkandan etkili bir yarış bekliyorum. İkinci şanslı isim olarak tutuyorum. Özellikle bu grupta yine 4 numara Kiyaset. Beğenimi kazanan isim. Son yarış biraz hayal kırıklığı yarattı ama güzel bir ikincilik yaptı. 4 numara Kiyaset'i 3. şanslı isim ve ilk 3 safkan içerisinde bulunması gereken isim olarak görüyorum. Yine 2 numara Taki Efe, 11 numaralı Özdemir Baba. Ya sırasıyla bulunması gereken isimler olarak görüyorum. Yine 3 numara Bayuçan ve 8 numaralı Uçan Çelik benim bu koştaki sürpriz olarak sizlere önereceğim safkanlardır. Arkadaşlar hepinize bol şanslar dilerim. Az sonra İzmir 2. altılı ganyan analizlerimle karşınızda olacağım. Umarım şanslı kalemleri buluruz. Umarım güzel bir analiz olmuştur. Az sonra program sonunda burada logo çıkacak arkadaşlar. Logoya tıklarsak Turgay arkadaşımızın kanalına geçiş yapabiliriz. Ben bütün arkadaşlarımızın Turgay arkadaşımızın YouTube kanalına abone olmalarını, destek olmalarını istiyorum. Özellikle bir düet var. Özellikle bir doğaçlama var. İki kişi yapmış. Biri saz çalıyor. Biri gitar çalıyor. Canım sevdiğim diye bir parça var. O şarkıyı da dinleyin arkadaşlar. Beğenirseniz abone olursunuz. Bugün 30 kişi söz verdim. Arkadaşlarımız destek olur dedim. Umarım olur. Tam 30 kişi vardı. 300'e. 300 hedefimiz vardı. Eğer destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Hepinizi çok seviyorum. Gerçekten özellikle yanımda olan arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ederim. Gerçekten gerek kanalımızı önermede, gerek beğenilerde, gerek abone olmakta her zaman yanımda olan arkadaşlarım var. Bu arkadaşlarımın hakkını ödeyemem. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize bol şanslar dilerim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın.